Ayşe, Bera iş için söylemişti. Civa. Hocam. Çikolata mı var? Ay hiç evet, sevmem. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Duydum. Safiye'ye geldi çikolatalar. Ha, kız isteme gibi oldu. Yok size geldi size. Ay çok teşekkür ederim. Hiç sevmem, çok sağ olun. Ay zaten kilo almaya pek bir meyilliyim bu arada. Bu arada çok yiyorum. Ben de bir ara hiç yemiyorum, bir arada yiyorum. Bu ara yeme şeyim. Çok teşekkür ederim. Merhaba deyin. Merhaba dedim, merhaba. Duymadı. Ha öyle mi, duymadı? Bak güzel. Zaten görüşüyoruz. Şeyde falan devamlı görüşüyoruz. Ama iş için görüştük. Ben böyle bir şey için görüşmedik. Yani gel şimdi götür gerçekten falan dedi. Doğruyu söylemek lazım. Gerçekten. İş için mi? Evet. Aylıklı iş için. Ben evlilik için görüşmedim gerçekten. Ha, şimdi gerçekten. Cumartesi randevu verdi bana buraya çıkmadan önce. Tamam, iş Ulus'ta için... buluşacaktık. Nerede? Beni götür dedi. Ha. Hayır öyle Ulus'ta, bir şey Ankara'da. Demedim. Siz de uyduruyorsunuz yani. Ben hayatta yalan söylemem. Hayır iş için, gerçekten anlaştık. İş için. Ben de beğendim de çünkü kendisi de siz polis memuruymuşsunuz evet, aynı zamanda. Evet, emekliyim. Ama işte ben iç için, aylıklı iç için ben... Vallahi bence güzel de yakışıklı da beyefendi. Bak aslan gibi rica işi de gücü de güzel ya. Ne bileyim. Ben de gitgide babaanneme benziyorum. Allah rahmet eylesin. Güzel de daha ne olacak yani? Tamam bana iş için, ben sana yardımcı olacağım dedi. Çok adam yurt dışı, iş için demiyor yurt, işte yurt bir dinlesene. Tamam yurt içi dışından çok... Yurt dışından çok burada dedi şeyler var dedi, yaşlı bakıcılar var dedi, ben seni oraya ay alacağım Allah'ım, dedi. Sana doğru ay söylediğin yani, doğru. Gerçekten. Ya adam onun için konuşmadık diyor, siz anlatır mısınız kendinizi bir? Şimdi biz buna Face'te tanıştık hanımefendiyle. Allah Allah. Konuşmaya başladık, randevu verdi bana buluşma için. Tanışmanız nasıl oldu merak Facebook'ta ettim. Facebook oldu. Efendim? Ben yazdım Facebook'ta. Siz mi aradınız? Ben aradım şöyle he. Başından bir olay geçti ya, insanız biz, hepimiz hata yapabiliriz. Dedim yazdık dedim hani. Varayım tanışayım. Bakarız anlaşabilirsek hayatımızı birleştiririz. Nereden buldunuz telefonumu da aradınız? Kendi Facebook'u, verdi. Facebook'u. Kendi verdi. Hayır kendi verdi telefonumu. Tamam Facebook'tan önce bir istek gönderdiniz. Önce Facebook'ta görüntülü görüştük tabii. Evet. En son otelde aradı. Öyle değil mi Safiye? Hala Facebook olmayanlar var mı? En son sizin otelde aradı bu. Hı? En son otelde aradı beni. Görüntülü. Burada İstanbul'da oteldeyken tabii, aradı. Tabii yatıyordu. İşte iç işin konuştu. Kırmızı şey vardı. Yatarken konuştuk. Cuma günü dedi herhalde benim son günüm, cumartesi buluşuruz dedi. Ben dedim ki ben bazı olaylarını duydum, artık senden olmaz da sana bizim orada çok Avrupalılar var. Siz bu Almanya'dan arayan o piyanist şantörü duyurduktan sonra mı biraz sizin de moraliniz? Herkes de birbirini duyunca morali bozuldu. Tabii onu ben zannediyorlarmış, çok kişi bana Face'ten yazdı, sen de onun gibiymişsin dedi. Cüneyt gibiymişsin, dolandırıcı gibisin dedi de bana. Ben o kişi değilim dedim. O kişi Almanya'daydı, siz mi İsveç'ten geldiniz? Ben Stockholm'dayım. Ha. Ben İsveç vatandaşıyım, Türk vatandaşlığım yok benim. Ben siz orada polislik mi yapıyorsunuz? Ayrıldım şu anda, emekliyim. Ne güzel işte. Ha. Konyalı Martin diyorlarmış size. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım belediye başkanıyken geldi, onları gezdirdim. Norveç'e gemi almaya gelmişim. Bu konuda da Cumhurbaşkanı. Her konumuzda bir Cumhurbaşkanımız var. Ana rehberlik yaptım size konuda. Allah uzun ömür versin. Orada rehberlik yaptım kendisine. Anladım. Evet. O da senden gurur duyuyorum. E tamam işte cumartesi günü geleceğim demiş. O da ki sürpriz yapayım dedi. Cuma günü işte bugün, yarın cumartesi diye geldi. Gene sen memnun olmadın. Sen istemişsin, ben sana zorla birini getirmedim. Yok ben... Hayır ben bulmadım yani, yanlış anlaşılmasın. Yani ben kimseye görücülük mörücülük yapmıyorum. Kendileri konuşmuşlar. Baktım görüntülü konuşmaların da var. Telefonda sen kendin konuşmuşsun. Ama iş için konuştum. Ya iş için konuşmadık diyor. Almanya'daki adam. Bana söyledi ki gel beni götür evine yok. Dedi. Ben hazırım. Ha? Gel ben al git dedi. Şimdi Safiye Hanım biri desin ki Safiye tamam ben senden kesin kararlıyım desin. Safiye gider onunla. Efendim? Biri Safiye desin ki Safiye Hanım seni beğendim konuşsun biraz. Geleyim seni alayım desin tamam diyor. Bana dedi ki telefon numaramı değiştireceğim. Cüneyt'in işim bitti dedi. Kimseyle görüşmüyorum. Tamamen numaramı kapatacağım. Yeni hat alırız dedi. İyi dedim yani. Bir daha baktım bir sürü olaylar çıktı. Cüneyt tekrar para vermiş. Ondan sonra bu Avrupalı biri çıktı. Şok oldum. Gerçekten şok oldum. Siz peki Cüneyt'le görüştüğünden haberdar mıydınız? Söylemedi. Bitti dedi. Mahkemedeyiz dedi. Mahkemeliyiz dedi. Mahkemedeyiz dedi evet. Sonucunu bekliyorum dedi. Hatta dedi ki evlenirsek dedi. Dedim ki Çankaya'ya yerleşelim. Evini sat da dedi bana. Çankaya'da dedi benim akrabalarım var. Sen evini satarsan buraya yerleşirsek evlendiğim zaman akrabalarım beni affeder. Şimdi görüşmüyorlar benden dedi kendisi. Böyle konuşmamız da oldu. Sen memnun olmadın mı?
Ben çalışmak istiyorum. Ben evlenmek istemediğimi söyledim. Sen illaki adamların üstüne para vermek istiyorsun. Yok hayır evet. Yani öyle bir şey. Yani illaki adamlara paranı vereceğim yani. O zaman ben ne yapayım ben kardeşim, ben de anlamadım ya. İşte gelmiş adam, İsveç'ten gelmiş yani gayet de hoş adam, işte emekli olmuş. Daha ne olacak yani artık, daha ne? Ben sana ne diyorum? Yaşı yaşına uygun, başı başına uygun birini bul diyorum yani. Yok şimdi o kabilesi de ben kabul etmem zaten. 5000 saat şimdi böyle fıs fıslanacağım. Kusura bakma, bende de böyle şey oldu, tık oldu. Olabilirdi ama şu anda kabilesi de ben kabul etmem zaten. Ha, şu an sen de mi istemiyorsun? Ben de istemem. Niye? Çünkü bir sürü olayları çıktı. E canım yani. O Almanya'daki adamla da yazışmış yani. Hani o kadar da artık hani abartılacak bir durum yok. Yapmış bir hatalar. Ya, bir hatalar zinciri içine düşmüş. Şimdi bir hata yaparsın. İkinci sefer alışkanlık. Ben kimseye yazmıyorum ki. Onlar bana yazıyor. Ben de iş arıyorum diyorum. Ben iş için. Ben kimseye yazmıyorum ki. Onlar yazıyor, çiziyor. Cep telefonunu nereden buluyor? MİT mi verdi senin cep telefonunu? Hayır, hayır. Ben sana yatılı burada iki yaşlılar var dedi. Onlara vereceğim seni. Onlar da çalışırsın dedi. Onu şimdi de farklı diyor yani. E tamam gene gelmiş. O zaman yatılı yaşlı varsa ben olsam senin yerinde yine konuşurum, gitmek i̇şte, istiyorsan. İşte onun için konuştum diyorum ya. İşte İsveç'te hemen öyle her ben geliyor hani değil, yatılı hayır, bakacağım canım. Diye alıyor mu İsveç yani? Yok, Türkiye'de orada değil. Ben diyor buradan kurtulmak istiyorum. Bir yaşlı biri bulursan dedi, ben onlara bakayım. Akşamlarda sende kalırım dedi. Gündüz onlara bakarım, akşamda sana yok, gelirim. Yok öyle akşamlar öyle sende kalıp öyle yatılı işte öyle bir iş yok yani. Ben daha önce de yatılı çalıştım yani. Ben kendisine öyle dedim ki, bir tane karı koca var. Diyor ki gündüz bize baksın akşama kadar, yemeğimizi yapsın. Yemek de sana istediği yere giderdi. Bu da dedik o zaman sende kalırım dedi. Ben gündüz onlara öyle bakarım demedim. Nerede şey kalacak? Ankara'da mı İsveç'te mi? Yok Ankara'da. Ha, siz de Ankara'ya geleceksiniz. Tabii bende kalacaktı. Onlara bakacaktı. Akşam da bende kalacaktı. Ya öyle. Memnun olmadı. Ne bileyim. Ankara'ya gelirse... Hayır, ben yatılı iş söyledi, onun için konuştum ve yoksa konuşmazdım yani. Safiye'cim, sana bir şey söyleyeyim. Sen çok güzel, çok hoş bir kadınsın. Bence her kadın, her adam çok güzeldir yani. Ben genel geçer güzellik kurallarına çok itibar eden biri de değilim. İnsanın mühim olan gözü güzel bakacak yani. Gözünün içine baktığında o güzelliği insanların gözünün içinde görürsün. Ve hepimiz doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz. Değil mi? Sen bir evlilik hayatı yapmışsın. Çoluk çocuk sahibi olmuşsun. Yani o işlerini de halletmişsin. 20 küsür yıl evli kalmışsın. Ne güzel. Hani o işlerin de bitmiş. Ama şunu da unutma yani. İnsanoğlu yaşlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Biz şimdi belirli bir yaşta 20 yaşındaki gibi davranamayız. Şimdi sen lise öğrencisi değilsin. O lisedeyken olurdu. Ona yazayım. O zaman bizim zamanımızda telefon da yoktu. Yazayım demeyeyim ama şimdiki çocuklar için söyleyeyim yani. Hani onunla gülüşürsün, onunla konuşursun. Lisedeki öğrencilerin arasında da şimdi biraz bazıları değişmiş ama lisedeki öğrenciler arasında da ne olur işte kapının önünden geçer, sana bakar, sen balkondan bakarsın falan. Bizim zamanımızda öyleydi. Ama şimdi bir yaştan sonra yani ona Almanya'dan yazar, buna İsviçre'den yazar, ötekisine işte neredeyse ona yazarsan olmuyor. Artık büyüdük. Artık senin şu saatten sonra ben şu yaştayım. Şu yaptığım işi fiziksel olarak şu kadar güçte yapabilirim. Ondan sonra benim de artık durup oturmam lazım. Elimde şu kadar param var. Ondan bir para alırım ya da aylık harcarım. 200 bin liram var. Ayda 1000 lira alırım. 200 ay beni idare eder. Yanımda da bir tane adam olur. Kira ödemem. Emeklisi olur. Evlenirim. İşte bir şey olduğu zaman o beni hastaneye götürür. Ben onu hastaneye götürürüm. O bana ilacımı verir. Senin artık hayatın bu canım. Çok üzgünüm ama bu. Yani yok daha başka bir hayat artık bu saatten sonra. Anlatabiliyor muyum yani? El ele gezelim artık öyle laylar aylar ay yok yani. Çünkü geçti. Hani o 20'li yaşlardaydı. Keşke öyle olsa ama artık ergenlikten çıkmamız gerekiyor ya bir saatten sonra. Sonra konuştuğun adamlar da bedavadan konuşmazlar seninle yani. Yok söyledim zaten, her şeyi anlattım kesin. Gel beni yemeğe götür çıkalım dedi. Ben dedi burayı kilitlerim dedi, evimi dedi. Sana geçerim dedi. Bir de numaramı değiştiririm, kimse ulaşamaz bana dedi.
beraber yaşarız dedi. Daha kendisine söylüyorum. Ya yalan yarın söylüyorsun. Ya. Yok ben yarın geldi beni yemeğe götür. Ben bu zamanda kimseye gel beni yemeğe götür demedim. Hiç de yalan konuşma. Ulus'la buluşalım dedi. Eğer bunu demediyse ben niye yalan söyleyeceğim? Ben bunu tanımam i̇şte etmem. Yalan söylemem derdim ben. Ben tanımam etmem. Bak kim kimi aramış bak orada. Kaç sefer aradım ben. Hayır Müganım. Hiç de bile aramadım. Otelde, yalan konuşma. Otelde yattığını, kıyafetini ben nereden bileceğim? Görüntü sen konuşmuş yatarken. Sen aradın ne? Sen aradın. Ben aradım, cevap vermedi, kendisi aradı. Hiç. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.